8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları. Sayfa 106 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları. Sayfa 106-67. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere A, B, A, 2, B, A, B, C, B, A, C, B, A, B, C, B, A, C, B, A, B, C, D, A, C, B, D'dir. Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki 4 bahçeden A ve B bahçeleri Eren'e, C ve D bahçeleri Ali'ye aittir. Ali ve Eren ikişer parça şeklinde bulunan bahçelerini, kendilerine ait bahçelerin toplam alanları değişmeyecek biçimde şekil 2'deki gibi birleştirdiklerinde dikdörtgen şeklinde birer bahçeleri oluşmuştur. Buna göre birleştirme işleminden sonra Eren'in bahçesinin çevresinin uzunluğu kaç hektometredir? A. 12-2 B. 14-2 C. 18-2 D. 24-2 Cevap C. 68. eşit hacimli kavanozlarda satılan reçel çeşitlerinin birer adedinin fiyatları ve bu ürünlerle ilgili kampanyalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir kahvaltı salonu işleten Elif Hanım, bu ürünlerden alarak toplam 2160 Türk lirası ödüyor. Elif Hanım'ın ödediği paranın reçel çeşitlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre Elif Hanım en fazla kaç kavanoz reçel almıştır? A. 60 B. 58 C. 52 D. 45 Cevap B. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, Sayfa 106 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.